iktidar ve saltanatlarının devamı için şeytanla pazarlık yapmayı bile göze alan AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimleri sonrasında gördükleri rüyadan ve kurdukları hayalden uyanmaya başladılar. PKK terör örgütü HDP'nin seçimde aldığı sonucu siyasi zafer olarak gördü ve askeri zafere yönelmek için yerel isyanlar başlattı. Jandarma karakollarına, polis merkezlerine saldırdı. Bölgede yaşayan insanlara yönelik sivil asker demeksizin kitlesel terör eylemlerine girişti. Oysa 7 Haziran seçimleri öncesinde de terör eylemleri yapılıyordu. Eşiyle alışveriş yapan subay, Yüksekova'da 3 uzman çavuş şehit edildi. Ayrıca PKK terör örgütü devlet görevlilerinin gözleri önünde vergi topluyor, hendek kazıyor, yol kontrolleri yapıyordu. Başbakan Davutoğlu ve Erdoğan o günlerde bunlar provokatörlerin işi, çözüm süreci kararlılıkla devam edecek açıklamaları yapıyordu. Bütün bunlar yaşandığı halde terör örgütüne hiç operasyon yapılmadı. Çözülme süreci AKP'nin oy devşirmesine sebep olacaksa ne pahasına olursa olsun devam etmeliydi. 7 Haziran'dan çıkan seçim sonuçları AKP iktidarlarının sonunun geldiğini gösteriyordu. AKP iktidarının çözüm süreci ve yasaları sayesinde beslenen terör örgütü seçim sonrasında iyice azdı. Devleti artık silahla sindirmeye, terörü tırmandırmaya başladı. Asker sivil hedefler terörün tehdidi altındaydı. Ülkenin dört bir yanından şehit haberleri gelmeye, anaların gözyaşları yeniden akmaya başladı. İktidarın aymazlığı ve zavallılığını gören karanlık güçler, bölücü senaryolarını AKP ve PKK taşeronluğunda uygulamaya koydular. 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlatılan bombayla 32 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. O günden bugüne olayla alakalı ne araştırma yapıldı ne de sebebi açıklandı. Bu terör olayının üstündeki sis perdesi bugün hala durmaktadır. 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli iki polisimizi terör örgütü kahpece şehit etti. Türk milleti ayakta, hükümetse şaşkındı. Aslında sıkılan kurşun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin varlığına sıkılmıştı. Hükümetin PKK kamplarına operasyon yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca'da çözüm sürecinde yola döşenen bomba patlatıldı, 16 askerimiz şehit oldu. Erdoğan aynı günün akşamında katıldığı bir televizyonda "Milletimiz 400 vekil verseydi bunlar olmazdı." demiş, yürek yarası içinde isyan eden şehit yakınlarını haşa karaktersiz olarak nitelemişti. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Benim 5 tane daha evladım var. Ben o 5 evladımı da bu vatan için feda etmeye hazırım. Kendim de beraber feda olmaya hazırım. Bu babalar da var ama böyle karakteri bozuk olanlar da var. Bu nitelemeyi milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Ama Erdoğan'a da şu soruyu sormadan edemiyoruz. Senin önüne 30 yaşındaki kardeşinin al bayrağı sarılı tabutunu koydular mı? Sen hiç şehit yakını oldun mu? Peki ne oldu da 7 Haziran'dan önce her şeye rağmen terörle mücadele etmeyen hükümet 7 Haziran sonrasında her türlü operasyonu yapıyordu? 7 Haziran'dan sonra toprağa verdiğimiz 138 şehidin vebali kimlerin boynunda? Bunun takdirini yüce Türk milletinin vicdanına bırakalım ve itiraflarını dinleyelim. Çözüm sürecinin istismarını gördük. Çözüm süreci istismar edildi. Çözüm süreci maalesef karşılığını bulmadı. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da
kısmen doğuda kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Ve çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Bütün bu samimiyetsiz ve ruhsuz itiraflar aslında AKP'nin alışkın olduğumuz pişkin, yüzsüz ve beceriksiz siyaset anlayışından öte değildi. Çünkü 13 yıllık iktidarlarında AKP yöneticileri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın biz aldatıldık, bilmiyorduk dedikleri bu ilk olay değildi. Onları cemaat kandırmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurdurmuştu. Avrupa Birliği tam üye olacaksınız diye öğle vaktinde havai fişek attırmış, sonra da üyelik müzakerelerini dondurmuş, aldatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve PYD konusunda yüzüstü bırakmıştı. Terör örgütü silah bırakacağım diyerek silahlanmış, yurt dışına çıkacağım diyerek şehirlere yerleşmiş, AKP ve Erdoğan'ı kandırmıştı. Bunları önüne gelen herkes kandırıyor mu? Yoksa bunlar kandırıldık diye her seferinde milleti mi kandırıyorlar? Hani analar ağlamayacaktı? Şehit cenazeleri gelmeyecekti? Hani gelinler dul, çocuklar yetim kalmayacaktı? Hani Munzur'un kenarında çiçek toplayacak, zap suyunda balık tutacaktınız? PKK ile Cudi'de, Gabar'da ortak piknik yapacaktınız? Hani bahar getirecektiniz memleketimize, evimize? Bu sözde çözüm, özde yıkım sürecinin bitmesi için daha kaç vatan evladının şehit olması gerekiyor? Kaç ocağa ateş düştü, kaç yürekte yangın var biliyor musunuz? Şehitlerimizi teröristlerin hain kurşunu değil, işte sizin şu ihanet tablolarınız öldürüyor. Elbette şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ama herkes bilsin ki bu devran böyle sürmez, bu hesap böyle görülmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını, dilini, bayrağını, başkentini değiştirmeyi aklından geçirenler boşuna hayal kurmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi dirliğe, huzura, barışa ve güvenliğe ulaştırmak için iktidara taliptir. Terörün kökünün kazınması ancak milliyetçi ruh ve akılla sağlanacaktır. Dökülen şehit kanlarının hesabı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından mutlaka sorulacaktır. Terör bitsin, Türkiye büyüsün isteniyorsa biz hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi sahipsiz bırakmayacaktır. Tüm çabamız Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini güven ve emniyete almaya dönüktür. Kimse boşuna yorulmasın, boş yere hayal kurmasın. Bizim vazgeçecek, geride bırakacak, unutacak, hatırdan çıkaracak bir tek insanımız bile olmayacaktır. Türkiye bizimdir, herkes Türkiye'dir.